Mevkinin hesabı sorulacak. Mevkinin hesabı sorulacak. Anne bak bu kapıyı yaraladın sarayım. Kurban oldum. Yaralanmak sıkıntı. Biraz müsaade etseniz, şey etsek, alan açsın. Ha, piyano yaralardı, zarif anne, karnıya yaralardı, kuzu. Belki bana geleydi, belki bana geleydi, kuzu. Hocam, biraz müsaade etseniz. Belki bana geleydi, yavrum. Ben demedim seni kutu. Erken aldılar seni benden Berk'i. Zileme ver bu çorayı. Anne. Yara zileme ver. Yıl oldu. Emel anne nasılsın? 10 yıldır Türkiye siyasetinde çok etkisi olan, Türkiye'de iktidar sahiplerinin doğrudan hedef aldığı, katiline doğrudan sahip çıkıldığı bir çocuk katlinin yasını tutmadan geçirdik. Bu yası tutmayışımızın bir sebebi vardı. Bir adalet mücadelesi yürüttük ve bu adalet mücadelesi hala tamamlanmış değil. Berkin Elvan bir polis kurşunuyla kasten öldürüldü ve Türkiye'deki politik iklime rağmen, katiline doğrudan sahip çıkılmasına rağmen, doğrudan iktidar sahiplerince hedef gösterilmesine rağmen hakkında kasten öldürme suçundan ceza almasını sağlayabildik. Bu adalet mücadelesini belirli bir aşamaya kadar getirdik. Dosyamız şu anda halen Yargıtay'da. Şimdi bu davanın devamı için, bu adalet mücadelesini hiçbir yerde bırakmamak adına bu mücadeleye devam ediyoruz. Ailesi, avukatları, yoldaşları olarak. Fakat artık yas tutmanın zamanı geldiğini düşündü ailesi ve artık Berkin'in yasını, Berkin'in nezdinde Gezi'de katledilen tüm kardeşlerimizin yasını ve yine onların nezdinde bu ülkede devlet kurşunuyla öldürülen tüm çocuklarımızın yasını Elvan ailesi nezdinde tutmanın vaktidir. Yoldaşlarımız 10 yıldır hatta şunu söyleyeyim 11 yıldır bu Berkin için adalet mücadelesi verdiğimiz süreçte bizlere destek olduğunuz için hepinize minnettarız. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız enerjiyle bugünlere kadar geldik ve belli bir seviyeye getirdik. Duruşmayı da zaten biraz önce avukatımız anlattı mahkeme sürecini. Ben hiç ondan bahsetmeyeceğim. Sadece sizlere teşekkür edeceğim. Artık yani şunu söylüyorum. Ülkemizde adaletin ağasının kalmadığını ve hukuksuzluğun hiçbir şekilde heyesine dair olmadığını görüyoruz. Hukukun, adaletin bir kişinin dudakları arasında olduğunu ve her tarafa hüküm saldığını görebiliyoruz. Ama sonunda şunu söylemek istiyorum. Bugün bizim yaşadığımız bu adaletsizliği, yarın onların yaşamasını diliyorum. Onların çocuklarının yaşamasını diliyorum. Kendileri yaşamasa bile bu adaletin ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin görmelerini bekliyorum. Tek dileğimiz o. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten verdiğimiz mücadelede hep yanımızdaydınız. Bugünkü olduğu gibi yine sizlere minnettarız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun. Onurlu bir mücadele veriyoruz. Sizlerin de desteğini alıyoruz. Hepiniz var olun. İyi ki varsınız. Berk!
Belki'nin hesabı sorulacak. Belki'nin hesabı sorulacak. Belki'nin hesabı sorulacak. Tam 10 yıl oldu. Onu kokmayalım. Ona sarılmayalım. Ondan konuşmayalım. Tam 10 yıl oldu. 10 yılı adalet adalet dedim, olmadı. Adaletsize uğradım. Sadece bunu söylüyorum. Çocuklarını öperken katillere sesleniyorum. Çocuklarına sarılırken benim çocuğumu hatırlasın. Bizi acaba hatırlayabiliyorlar mı? Sadece bunu söylüyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Acım gitgide. Acımız katlanıyor. Öfkemiz katlanıyor. Adalet diyorum, adalet diyorum. 10 yıldır oğlumsuzum ya. Onsuzum 10 yıldır. Onsuzum ya. Onsuzum oluyor. Tamam. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Hepinize merhaba. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. 10 yıldır, yani biz 11 yıl olmak üzere, Sami abin dediği gibi hep mücadele ediyoruz. Adaletin gelmesi için hep savaş verdik ama maalesef adaleti sağlayamadık. Çocuklarımız toprak altında. Katillerimiz dışarıda sokakta dolaşıyor. Çok canımız yanıyor. Acımızla birlikte öfkemiz de büyüyor. İnşallah bir gün o adalet yerini bulacak. Umut edelim. Yani her ne kadar umutsuz olsak da umut edelim. Bir gün adalet gelecek inşallah. Çocuklarımızın katilleri hak ettikleri cezayı alacaklar. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Eksik olmayın. Berkin'in katili 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bu Türkiye'nin cezasızlık pratiği açısından çok önemliydi. Ama amirleri hala hiçbir ceza almadı. Emri ben verdim diyenler hala hiçbir ceza almadı, yargılanmadı. Dolayısıyla bu dava bitmedi. Bu adalet mücadelesi de bitmedi. Berkin'in katili tek bir gün hapis yatmadı ama avukatları hapiste. Onlardan birisinin, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir mektubu var. Onu okuyacağım size. "14 yaşında bir çocuğu, delikanlılığa adım atan bir fidanı evine 2 adım mesafede vurdular. O fidanın acısı, başka acılar çağırmasın dedi ailesi ama adalet istemekten de bir adım geri durmadı. Vurulmasının üzerinden 11, sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 10 yıl geçti. Anısı, acıların acıları çağırmadığı, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve adaletin hüküm sürdüğü bir memlekette yaşasın. Anısı hep umut olsun. Can Atalay." 15'inde bir fidan, Berkin Elvan. 15'inde bir fidan, Berkin Elvan. Berkin'imiz, oğlumuz, canımızın bizden koparılmasının 10. yılı. Giyilemeyen mezuniyet giysisi 10 yıldır askıda. Çekemediği şutlar, dans edemediği sahneler, giremediği sınavlar, çalamadığı ıslıklar 10 yıllık bir dağ. Mutfak masasında yeri sabit, tabağı boş, sandalyesi boş. Telefonu çalışıyor ama çalmadı. Odası dağılmıyor. Sakalı yakışacak mıydı bilmiyoruz. Bıyıkları terlememişti çünkü. Ağız dolusu bir gülüş eksik kaldı. Mahcup mahcup ama ışıl ışıl bakan gözleri. Artık kokusu sadece ama sadece burnumuzda tütüyor. Caddeler bomboş kaldı. Onun yürümek bilmediği, koştuğu o daracık sokaklar. Sayısız keşkelerin, dona kalan hayallerin, dinmeyen hasretin, sönmeyen yangının 10. yılı. Bedeni küçücük kaldı. Bir sabah ansızın bir polis kırşınıyla vurulduktan sonra 9 ay boyunca direndi. Umut oldu bize.
yoğun bakımdaki gözlerini oynatmasıyla, elini ufacık kıpırdatmasıyla, bilinci yerinde değilken anne diye bağırmasıyla umut oldu bize. Tutunmaya çalıştı yaşama ama olmadı. Berkin'in adı sokaklarda, Berkin'in adı meydanlarda, Berkin'in adı sloganlarda, Berkin'in yokluğu 10. yılında. Gezide atan her yürekle oradan oraya. Tutunamayan yas reva değil insana. Artık hakkıyla tam yas tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun 10. senesi. Elvan ailesi adına Gamze Özge Elvan. Sorulacak! Berkin'in hesabı sorulacak! Berkin'in hesabı sorulacak!